Vatan toprağımız kanımızla yoğrulmuş kutsal bir emanet. Onu bizden almak isteyenler bilmelidir ki her karış uğruna canımızı feda etmeye hazırız. Bu ülkenin görünmeyen muhafızları olarak bir yemin ettik. Bayrağımız dalgalanacak, bu topraklar korunacak. Tek bir ağızdan. Yine 100 yıl önce olduğu gibi haykıracağız. Biz buradayız. Allah Türk milletini korusun. Amin. Teşkilatın yeni bölüm fragmanı sonunda yayınlandı. Fragmanda Tolga Sarıtaş'ın ağzından harika sözler dökülüyor. Boris adlı adamın Altay'ı son bölümde yakalaması ve öldürmeye teşebbüs etmesi yakalanmasına neden olmuştu. Bu adamın yakalanması tabii ki yabancı ülkede büyük yankı uyandıracak ve Boris'i ülkesine iade etmeleri için Neslihan ile bir görüşme sağlanacak bölümde fragmanda gördüğümüz üzere. Şimdi bu çanta makiniste kaldığı için Neslihan verdiği kritik kararla çantayı imha ettirmişti. Zafere ulaştığını düşünen Kate de işte eli boş kaldı ve bayağı bir sinirlenmişti son bölümde bildiğimiz üzere. Ekipler ise Altay'ın yardımıyla çantadaki verilerin yarısına erişebilecekler. Çantadaki verileri tamamlamak için Altay ve Neslihan yeni bir yola giriyor. Onlar için de her şey yeniden başlıyor. Altay Neslihan ile birlikte sahaya inerken kardeşini kaybetme acısı onu bir kez daha zorlayacaktır. Yani bu son kısımda hani şunu ben tahmin ettim herhalde. Büyük ihtimalle eğer Altay'ın kardeşi yaşıyorsa bile hani bu zamana kadar ortaya çıkmadı ama yaşıyorsa bile bence bu bölümde hani özetteki şeye göre ölebilir ya da ters bir köşe yiyebiliriz diye tahmin ediyorum. Dediğimiz gibi hani videonun başına takılmayın. Henüz ikinci fragman yayınlanmadı. Biz böyle yazdık. Kendinize iyi bakın. Tekrardan Allah'a emanet olun. Teşkilat Pazar günü TRT 1'de.